Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, vurmalara ve telgraf bildirim sesleri. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Temmuz 1999 tarihleri arasında Denizli'de yapılan 7. Türk Dünyası Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı'na katılan Onayda Kızılderili Kabilesi Reisi ve Amerika Yerlileri Sosyal İşler Daire Başkanı Franklin Keel'in konuşması, kurultaya katılan delegeler üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. O toplantıda Kızılderililer hakkında geniş bilgi veren Keel, Kızılderililerin atalarının Baykal Gölü Yenisey Tuva bölgelerinden Amerika kıtasına Alaska üzerinden göç ettiklerini ifade etti. Kızılderililerle Türklerin DNA testlerinin aynı sonuçlar verdiğini ve ayrıca Kızılderili genlerinin Türklerin genleriyle benzeştiğini belirtti. Amerika'da diğer bir Türk nüfusu da Kamçatka Yarımadası'ndan Alaska'ya göçen Saka Türkleridir. M.Ö. 1500 yıllarında Göktürk alfabesiyle yazılmış Saka Bey'in hikayesini anlatan taş tablet bu göçü kanıtlamaktadır. Fransız dilbilimci Dumenil ise Kızılderili dilinde 320 kadar Türkçe kelime tespit etmiştir. Çin kayıtlarında da Türkler kızıl saçlı, bronz tenli ve mavi gözlü olarak anlatılmaktadır. Kızılderililerin dini inancı da Orta Asya'da inanılan şaman dininin bir uzantısıdır. Bu din, insanı doğanın bir parçası olarak kabul eder ve evrenin tümünün büyük ve tek bir ruh tarafından yönetildiğine inanır. Büyük Önder Atatürk de Amerika'da yaşayan Maya uygarlığına ilgi duymuş ve Türk bilim adamlarına bu konu üzerinde araştırma yapmaları için talimat vermiştir. Biz Türkler her zaman Kızılderililere karşı bir sempati duymuşuzdur. Çünkü onların karakter ve yaşama bakışları bizim karakterimize uygundur. Zaten Büyük Mevlana'nın tasavvuf düşüncesi de Kızılderililerin dünya ve din anlayışına yakın bir görüştür. Kızılderili Şef Seattle, Suquamish ve Duwamish kabilelerinin reisiydi. Doğum tarihi biraz tartışmalıdır. Kimi kayıtlara göre 1780, kimilerine göre 1790 tarihinde doğmuştur. Liderlik yaptığı bölgede faaliyet yürüten Fransız misyonerlerin etkisiyle Hristiyanlığı kabul etmiş, vaftiz ismi olarak Nuh adını almıştır. 1850'lerin başlarında küçük Avro-Amerikalı grupları Puget Sound kıyılarında köyler kurmaya başladılar. Daha sonra da buradan ayrılan bir grup Elliot Körfezi'ndeki bölgeye taşındı. Şef Seattle oldukça dost canlısı ve misafirperver olduğundan gelenler onu sevdiler ve kurdukları küçük kasabaya onun adını verdiler. Şefin gerçek isminin telaffuzu Seattle şeklindeydi. Ancak bu boğazdan gelen sesler İngilizce için uygun olmadığından kasabaya Seattle ismi verildi. Yeni yerleşimciler, yakındaki yoğun ormanlık alan nedeniyle bu bölgeyi seçmişlerdi. O yıllar altın çılgınlığına kapılanların hücum ettiği Kaliforniya'da kereste pazarında büyük bir patlama yaşanıyordu. Bir süre sonra bu sözüm ona misafirlerin gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Ormandaki ağaçları kesmeye ve onları uzun bir kanaldan yeni inşa edilmiş bir kereste fabrikasına sürüklemeye başladılar. Kanal, kayan yol olarak bilinmeye başladı ve zamanla Seattle'ın ana caddesi haline geldi. Ancak orijinal adını korudu. Seattle'ın ticaret bölgesi daha sonra kuzeye taşındığında sarhoşlar ve dışlanmışlar için bir sığınak haline geldi. Zamanla sürüklenen yol tabiri, harap olmuş bir şehri anlatan argo bir kelimeye dönüştü.
Bununla birlikte Puget Sound Kızılderililerinin tamamı beyaz yerleşimcilere Seattle şefi kadar ılımlı değildi. Sonunda 1855 yılında Kızılderililerden oluşan silahlı bir grup Seattle'ın güneyindeki Beyaz Nehir Vadisi'nde bir köye saldırdı. Büyük bir çatışma çıktı. Seattle şefi beyazların nihayetinde halkının yok olmasına yol açacağının farkındaydı. Ancak direnişin yerleşimcileri kızdırarak Kızılderililerin yok oluşunu hızlandıracağını da biliyordu. 1856 yılına gelindiğinde birçok öfkeli Kızılderili, Şef Seattle'ın haklı olduğunu anladı ve barıştan yana oldular. Şef Seattle gelenlerle kavga etmek yerine onları öğrenmeye ve onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. ABD Başkanı Franklin Pierce, ABD'ye gelen beyaz göçmenleri ABD'nin kuzeybatısına yerleştirmek istiyordu. 1850'lerde beyaz girişimcilerin zenginleşmesi ve bölgenin daha fazla göç alması nedeniyle Franklin Pierce olaya çözüm bulmak amacıyla 1854 yılında Şef Seattle'a bir mektup yazdı. Franklin Pierce bu mektupta Kızılderililerden toprak istemiş ve istekleri kabul edilecek olursa Kızılderililer için çok rahat geçinebilecekleri bir yer ayıracağını belirtmiştir. Şef Seattle yaptığı bir konuşmada başkana cevap vermiş, daha sonra bu konuşma metin haline getirilmiş ve Amerikan başkanına iletilmiştir. Bu mektup Washington'da saklanmış ve Amerikan Expo 74'te sunulmuştur. İnsanın çevre karşısında bilinçsizce takındığı tavırlar karşısında duyarlılığı en güzel dille anlatan bu mektup, Birleşmiş Milletler Çevre Koruma Teşkilatı tarafından şimdiye kadar bilinen en güzel ve en içten anlatım olarak tanımlanmıştır. Mektubun aslı Seattle, Squamish Müzesi'nde korunmaktadır. Bu mektup, insan ve doğa diyalektiğini en güzel biçimde dile getiren metinlerden biri olarak günümüzde çok daha fazla bir değer taşımaktadır. Şimdi ise bir Kızılderili felsefesini en güzel şekilde yansıtan bu mektubu okuyalım. Yüzyıllardır halkımın üzerine merhamet gözyaşları döken şu sonsuz gökyüzü bir gün değişebilir. Bugün açık gözüken gökyüzü yarın bulutlarla kaplanabilir. Sözlerim asla yer değiştirmeyen yıldızlar gibidir. Şef Seattle ne söylerse, Washington'daki büyük şef ona güneşin ya da mevsimlerin dönüşüne inandığı ölçüde inanabilir. Washington'daki büyük şef bize dostluk ve iyilik dilekleriyle birlikte bizden topraklarımızı satın almak istediğini bildirmiş. Onun bizim arkadaşlığımıza çok fazla ihtiyacı olmadığının farkındayız. Merak ediyoruz ki gökyüzünü ve toprağın sıcaklığını nasıl satın alabilir ya da satabilirsiniz? Bunu anlamak bizler için çok güç. Bir zamanlar insanlarımız bu topraklara tıpkı rüzgarda kıvrımlanan deniz dalgalarının kabuklu kum yüzeyleri kapladığı gibi yayılmışlardı. Çok uzun zaman geçti ve o büyük kabileler artık hüzünlü bir anı oldu. Bu toprakların her parçası halkım için kutsaldır. Çam ağaçlarının parıldayan iğneleri, vızıldayan böcekler, beyaz kumsallı sahiller, karanlık ormanlar ve sabahları çayırları örten buğu, halkımın anılarının ve geçirdiği yüzlerce yıllık deneylerin bir parçasıdır. Ormandaki ağaçların damarlarında dolaşan su, atalarımızın anılarını taşır. Biz buna inanırız. Beyaz adamın ölüleri yıldızlar arasında yürümeye gittiklerinde doğdukları ülkeyi unuturlar. Bizim ölülerimiz ise bu güzel dünyayı asla unutmazlar. Çünkü o Kızılderililerin anasıdır. Biz bu dünyanın parçasıyız ve o da bizim parçamızdır. Güzel kokan çiçekler bizim kız kardeşlerimizdir. Geyik, at, büyük kartal bunlarsa bizim erkek kardeşlerimiz. Kayalık tepeler, çayırlardaki ıslaklık, tayın vücut ısısı ve adam hepsi aynı aileye aittir.
Büyük beyaz reis bize rahat yaşayacağımız bir yerin ayrılacağını, bize babalık edeceğini, biz Kızılderililerin ise onun çocukları olacağımızı söylüyor. Toprağımızı alma teklifini düşüneceğiz ama bu kolay olmayacak. Çünkü bu toprak bizim için kutsaldır. Dereler ve nehirlerden akan parıldayan sular sadece su değil, atalarımızın kanlarıdır. Eğer size toprak satarsak onun kutsal olduğunu hatırlamalısınız ve çocuklarınıza da onun kutsal olduğunu öğretmelisiniz. Göllerin berrak suyundaki her hayali yansıma halkımın yaşamından anılar ve olaylar anlatır. Suyun mırıltısı babamın babasının sesidir. Nehirler erkek kardeşlerimizdir. Susuzluğumuzu giderirler. Nehirler kanolarımızı taşırlar ve çocuklarımızı beslerler. Eğer size toprağımızı satarsak hatırlamalısınız ve çocuklarınıza öğretmelisiniz ki nehirler bizim kardeşlerimizdir. Ve siz de bundan dolayı nehirlere herhangi bir kardeşe göstereceğiniz sevgiyi göstermelisiniz. Biliyorum, beyaz adam bizim gibi düşünmez. Beyazlar için bir parça toprağın diğerinden farkı yoktur. Beyaz adam topraktan istediğini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. Çünkü toprak beyaz adamın dostu değil, düşmanıdır. Beyaz adam topraktan istediğini alınca başka serüvenlere atılır. Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki toprakları çölleştirecek ve her şeyi yok edecektir. Beyaz adamın kurduğu kentleri de anlayamayız biz Kızılderililer. Bu kentlerde huzur ve barış yoktur. Baharda yaprakların açılışını ya da böceklerin kanat vuruşlarını duyacak yer yoktur. Belki bir vahşi olduğum için anlayamıyorum. Ama benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça başka. İnsan bir su birikintisinin etrafına toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki kuşların ve doğanın seslerini duymadıkça yaşamın ne değeri olur? Ben bir Kızılderiliyim ve anlamıyorum. Biz Kızılderililer bir su birikintisinin yüzünü yalayan rüzgarın sesini ve kokusunu severiz. Hava önemlidir bizim için. Ağaçlar, hayvanlar ve insanlar aynı havayı koklar. Beyaz adam için bunun da önemi yoktur. Ancak size bu toprakları satacak olursak havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın kutsal olduğunu öğretmeniz gerekir. Hem nasıl kutsal olmasın ki hava? Atalarımız doğduğu gün ilk nefeslerini onun sayesinde almışlardır. Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu havadan almazlar mı? Toprak satmamız için yaptığınız öneriyi inceleyeceğiz. Eğer önerinizi kabul edecek olursak bizim de bir koşulumuz var. Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün canlılara saygı gösterecek. Ben bir vahşiyim ve başka türlü düşünemiyorum. Yaylalarda cesetleri kokan binlerce bufalo gördüm. Beyaz adam trenle geçerken vurup öldürüyor bu hayvanları sadece eğlenmek için. Dumanlar püskürten bu demir atın bir bufalodan daha değerli olduğunu aklım ermiyor. Biz sadece yaşayabilmek için avlarız bufaloları. Bütün hayvanları öldürecek olursanız nasıl yaşayabilirsiniz? Canlıların yok edildiği bir dünyada insan ruhu yalnızlık duygusundan ölmez mi? Unutmayın. Bugün diğer canlıların başına gelen, yarın insanın başına gelir. Çünkü bütün hepsinin arasında bir bağ vardır. Şu gerçeği iyi biliyoruz. Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket, insanoğlunun da başına gelmiş sayılır. Bildiğimiz bir gerçek daha var. Sizin tanrınız bizimkinden başka bir tanrı değil. Aynı tanrının yarattıklarıyız. Beyaz adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve kardeş olduğumuzu fark edecektir. Siz tanrınızın başka olduğunu düşünmekte serbestsiniz.
Ama hepimizi yaratan Tanrı için Kızılderili ile beyazın farkı yoktur. Ve Kızılderililer gibi Tanrı da toprağa değer verir. Bu toprağa saygısızlık, Tanrı'nın kendisine saygısızlıktır. Beyaz adamı bu topraklara getiren ve Kızılderiliyi boyunduruk altına alma gücü veren Tanrı'nın adaletini anlayamıyoruz. Tıpkı bufaloların öldürülüşü, ormanların yakılışı, toprağın kirletişini anlamadığımız gibi. Bir gün bakacaksınız gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş. Yabani atlar ehlileştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını devam ettirebilme mücadelesinin başlangıcı olacak. Gündüz ve gece bir arada olamaz. Kızılderililer her zaman beyazlardan tıpkı sabah sislerinin güneşten kaçtığı gibi kaçmışlardır. Bütün bunlara rağmen teklifinizi tartışacağız. Ve umuyorum ki halkın bunu kabul edecek ve büyük beyaz şefin vaat ettiği üzere beraber barış içinde yaşayacağız. Böylece ay birkaç kez daha doğacak, birkaç kış daha geçecek. Geri kalan günlerimizi nerede geçirdiğimiz önemli değil. Çocuklarımız babalarının yenilgiyle aşılandığını gördüler. Savaşçılarımız utanç duydu ve yenilgiden sonra günlerini aylaklık etmek ve vücutlarını tatlı yiyecekler ve sert içkilerle kirletmekle harcıyorlar. Birkaç saat, birkaç kış ve bu dünyada bir zamanlar yaşamış büyük kavimlerin veya şimdi ufak topluluklar halinde ormanda dolaşanların çocukları da kalmayacak. Bir zamanlar sizinkiler gibi güçlü ve umutlu olanların mezarlarında yas tutmak için. Ama niye insanlarımın kaderi için yas tutayım ki? Tıpkı deniz dalgaları gibi kabileler kabileleri, uluslar ulusları takip ediyor. Bu doğanın düzenidir ve teessüf gerekmez. Yok oluşumuz çok uzak olabilir ama kesinlikle bir gün gerçekleşecek. Son Kızılderili yok olup kabilemin hatıraları beyazlar için bir tarih olduğunda bu kıyılar kabilemin görünmez cesetleriyle kaynaşacak. Çocuklarınızın çocukları kendilerini bir dükkanda, bir yolda, boş bir yerde yalnız olarak düşündüğünde aslında yalnız olmayacaklar. Dünyanın hiçbir yerinde tamamen ıssız bir yer yoktur. Geceleri şehir ve kasabalarınızın caddeleri boşalmış gibi görünse de aslında bir zamanlar oralarda yaşamış ve bu güzel toprakları gerçekten seven ruhlarla dolu olacaktır. Beyaz adam asla yalnız kalmayacaktır. Beyaz adamın benim insanlarıma saygı göstermesini sağlamalısınız. Çünkü ölüler güçsüz değildir. Ölü mü dedim? Ölüm diye bir şey yoktur ki. Sadece dünya değiştirir insan. Şef Seattle, 1854.